ve 13. gece gelince demiş ki Ey bahtı güzel şahım işittim ki ikinci kalender evin genç hanımına öyküsünü şu şekilde anlatmayı sürdürmüş Ben kubbeye bu şiddetli tekmeyi indirince hanımım kadın bana işte ifrit bize ulaştı Sana daha önce söylememiş miydim Ben mahvoldum Bari sen kaç kurtul Geldiğin yerden çık git dedi bunun üzerine merdivene doğru atıldım. Ama ne yazık ki korkunun şiddetinden aşağıda sandallarımı ve baltamı unuttum. Böylece merdivende henüz birkaç basamak çıkmışken, sandalıma ve baltama bir göz atmak için dönüp geriye son bir kez bakınca, yerin varıldığını ve oradan korkunç bir ifritin çıktığım ve kadına, bütün bu şiddetin anlamı ne? Başına bir felaket mi geldi, diye sorduğunu duydum. Kadın ona, hiçbir felaket yok, Birdenbire yalnızlıktan ötürü göğsümün sıkıştığını duydum. Göğsümü ferahlatmak için serin bir içki almak üzere ayağa kalktım. Bunu yaparken biraz şiddetle davranmışım ki, kaydım ve kubbenin üstüne düştüm, dedi. Ama ifrit, ona, ey alçak fahişe! Nasıl da yalan söylüyorsun! Sonra sarayın içine göz gezdirdi. Sağa, sola baktı ve benim sandallarım ile baltamı bulmakta gecikmedi. O zaman, bu iletlerin burada işini. Ha? Söyle. İnsanoğluna ait bu gereçler nereden geldi buraya, deyince, kadın, şimdi senin elinde gördüm bunları. Daha önce hiç fark etmemiştim. Herhalde senin sırtında asıydı ve sen bunları kendin getirmiş olmasın buraya, dedi. Bunun üzerine cinli, hiddetinin son derecesine ulaşarak, ne saçma sözler bunlar, çarptırılmış ve saptırılmış. Ey sefil kadın, onlar benim üzerimde falan değildi, diye haykırdı. Bu sözlerden sonra onu çırılçıplak soydu, çarmıha gerdi, işkence yaparak olup biteni anlatması için sorular sormaya başladı. Ama ben artık bu kadarına ve kadının döktüğü gözyaşlarına dayanamadım. Korkudan titreyerek merdivenden yukarı çıktım. Dışarıya çıkınca kapağı önceki gibi yerleştirdim, Üstünü de toprakla örterek gözlerden gizledim. Yaptığım harekete pişmanlığın son kertesinde pişman oldum. Ve genç kadın, onun güzelliğini ve bu alçak ifritin 20 yıldır onunla birlikte kalan bu kadına uyguladığı işkenceleri düşünmeye koyuldum. Ve özellikle benim yüzümden de işkenceye uğradığını düşünerek acı duydum. Ve o anda kendi babamı da, onun ülkesini de Şimdiki oduncu olarak yaşadığım sefil koşulları da düşündüm ve ağlayarak bu hüzünlü konuda bir şiir okumaya koyuldum. Bunu izleyerek dostum terzinin dükkanına ulaşıncaya kadar yürüdüm ve onu birkaç günlük yokluğumdan dolayı yanan bir sobanın üzerinde oturur gibi telaşlı buldum. Orada beni merakla bekliyormuş. Bana dün her zamanki gibi dönmediğini görünce yüreğim senin için sızlayarak geceyi geçirdim. Ormanda vahşi bir hayvanın seni parçaladığından ya da başına benzer bir felaket geldiğinden korktum. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki dönüp geldin dedi. Bunu duyunca gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettim. Dükkana girdim, köşeme oturdum ve başıma gelenleri düşünmeye başladım. Kubbeye attığım tekmeden dolayı kendimi suçladım. Birden bire dostum terzi içeri girdi ve bana dükkanın kapısında biri var. Bir tür acem diyeceğim, seni soruyor elinde de senin baltan ve sandalların var. Kentteki tüm odunculara bunları göstererek ve de sabahleyin ezanı duyunca namaz kılmak üzere camiye giderken yolda bulunan buldum, kimin olduğunu bilmiyorum, acaba siz biliyor musunuz, diyerek dolaşmış. Oduncular, baltayı ve sandalları görünce, bunların sana ait olduğunu bildiklerinden bu aceme, hemencecik burayı tarif etmişler. Şimdi orada duruyor, dükkanın kapısında seni bekliyor.'' Haydi çık da zahmetlerinden ötürü teşekkür edip baltanı ve sandallarını al, dedi. Ama ben bu sözleri duyunca sarardığımı ve korkudan tüm bedenimin çöktüğünü hissettim. Bu bitkin haldeyken birdenbire oturduğum yerde toprak yarıldı ve söz konusu acem ortaya çıktı. Bu, o ifritti. Bütün bu sürede genç kadına işkence etmişti, hem de ne işkence. Ama kadın hiçbir şey itiraf etmemişti. Bunun üzerine balta ve sandalları almış ve ona, sana iblisin soyundan gelme cercerisi olduğumu kanıtlayacağım. Bu balta ile bu sandalların sahibini buraya getirip getiremeyeceğimi göreceksin," demiş. İşte buraya bu hileyi kullanarak size söylediğim tarzda odunculardan soruşturarak gelmiş. Böylece toprak yarılarak şiddetle yanıma geldi ve bir an bile kaybetmeden beni alıp kaçırdı uçup göklere yükseldi, sonra inip toprağa gömüldü. Bana gelince tüm ayırt etme yeteneğimi kaybetmiştim. Tam o sırada şehvetin tadını tattığım yeraltı sarayına girdik. Orada genç kadını çırılçıplak gördüm, böründen kan akıyordu. O zaman gözlerim yaşla doldu. Ama ifrit ona yöneldi, kolunu sıkıp ona ey sefihe. İşte dostun karşında, dedi. Bunun üzerine genç kadın bana baktı ve ben onu hiç tanımıyorum. Onu sadece şu anda, şimdi gördüm dedi. İfrit de ona nasıl suçun kanıtı karşında duruyor ve sen hala itiraf etmiyor musun diye haykırdı. O zaman kadın onu tanımıyorum, ben ömrümde onu görmedim ve Tanrı huzurunda yalan söylemek bana yakışmaz dedi. Bunun üzerine İfrit. Ona eğer gerçekten tanımıyorsan, al şu kılıcı, onun başını vur, dedi. Bunun üzerine kadın kılıcı aldı, bana doğru geldi, karşımda durdu. O sırada korkudan sapsarı, merhamet diler gibi ona kaşlarımla olumsuz bir işaret yaptım ve gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı akmaya başladı. O da bana göz kırptı. Ama yüksek sesle, tüm felaketlerimizin nedeni sensin, dedi. Bunu duyunca yeniden kaşlarımla işaretler yaptım ve ifrit anlamasın diye ona iki anlama gelebilecek dizeler okumaya başladım. Gözlerim, dilimi gereksiz bıraktıracak kadar seninle konuşmasını biliyor. Yüreğimdeki gizli sırları sadece gözlerim açıklar sana. Sony'yi görünce tatlı gözyaşlarım akar durur ve ben susarım. Çünkü gözlerim içimdeki ateşten yeterince söz eder. Kepikler kırpışarak tüm duyguları anlatır bize. Anlayışlı olanlar için parmakların kullanılması hiç gerekmez. Kaşlarımız tüm öteki şeylerin yerini tutar. Susalım öyleyse. Ve sözü sadece aşka bırakalım. Genç kadın benim işaretlerimin ve dizelerimin anlamını kavradı ve ifritin kılıcım fırlatıp attı. Bunun üzerine ifrit kılıcı aldı, bana verdi ve uçurşunun boynunu. Seni bırakırım, hiçbir kötülük yapmam dedi ben peki, dedim ve kılıcı alarak cesaretle ilerledim ve kolumu kaldırdım. Bunu gören kadın, kaslarıyla işaret yaparak, haliyle, ben sana haksızlık ettim mi, demek istedi. Gözlerim yaşla doldu, ben de elimden kılıcı attım ve ifrite, ey kudretli ifrit, ey güçlü ve yenilmez kahraman. Eğer bu kadın, sence, inanç ve akli fukarası olsaydı, kafamın kesilmesini haklı bulması gerekirdi. Oysa, kafamı kesip atmamış, bunun yerine kılıcı fırlatıp atmıştır. Böyle olunca ben nasıl olur da onun başını kesme hakkını kendimde bulurum? Özellikle daha önce hayatımda hiç görmediğim bir kimseye bunu nasıl yapabilirim? Dolayısıyla bu işi kesinlikle yapamam ben, kötü ölümün zehrini senin elinden içsen bile. Bu sözlerim üzerine ifrit ha. Şimdi aranızdaki aşkın ne olduğunu anladım diye haykırdı. Ve o zaman hanımın bu alçak kılıcı aldı, vurarak genç kadının elini kesti, sonra yeniden vurarak öteki elini kesti, sonra da sağ ayağını ve sol ayağını kesti ve böylece dört vuruşla, dört organım kesiverdi. Ve ben bunları gözlerimle izledim ve ölecekmişim gibi bir duyguya kapıldım. Bu anda genç kadın bana kaçamak bir bakış fırlattı ve göz kırptı. Ancak ne yazık ki ifrit bunu gördü ve Eorospu'nun kızı. Gözlerinle bile zina işlemektesin, diye haykırdı. Bunun üzerine kadının boynuna vurarak kafasına uçurdu. Sonra bana döndü ve bil ki ey insanoğlu. Biz ecinlilerin yasasında zina yapan eşin öldürülmesine izin verilmiş, hatta teşvik edilmiştir. Böylece bu genç kadını, düğün gecesinde başkası ona sahip olmadan, henüz 12 yaşındayken kaçırmıştım, ben. Onu buraya getirdim, on günde bir gelip onu görüyor, geceyi onunla geçiriyor, bir acem kılığına girerek onunla çiftleşiyordum. Ama onun beni aldattığını anladığım gün, onu öldürdüm. Zaten o beni sadece gözleriyle aldatmıştı, sana bakarak kırptığı gözleriyle. Sana gelince onunla zina yaptığından emin olmadığımdan seni öldürmeyeceğim. Ama ardımdan gülmemen ve gururunu kırmak için sana bir ceza vermek, ama bu cezanın çeşidini sana seçtirmek istiyorum. Haydi seç bakalım, dedi. Bunu duyunca hanımım, ölümden kurtulacağımı görerek sonsuz bir sevince kapıldım. Bu da beni, bu bağışlamayı kötü kullanmaya yöneltti. Ona tüm cezalar içinden nasıl bir ceza seçileceğini bilemiyorum. Hiç verilmemesini yeğlerdim, dedim. Öfkelenen ifrit, ayağını yere vurarak, sana seç dedim. Seni hangi kılığa sokarak büyüleyeyim, onu seç. Bir eşek kılığına mı dönüştüreyim? Yoksa bir köpek kılığına mı sokayım seni? Bir katır kılığına mı? Yahut da bir karga kılığına? Yoksa bir maymun kılığına mı soksam? Bunu duyunca tam bir bağışlanma olduğundan daima işin kaçamağına giderek, Allah aşkına. Ey kudretli iblisin soyundan gelen cerceris üstad, sen beni bağışlarsan. Allah da seni bağışlar. Çünkü sana hiçbir zarar vermemiş olan zavallı bir Müslüman bağışlarsan, Allah da seni nasıl ödüllendireceğini pekala bilir. Ve dua üzerine dualar okuyarak kendimi alçakgönüllülükle ellerine terk ederek yalvarmayı sürdürdüm ve ona, beni haksız yere mahkum ediyorsun, dedim. O da bana, ölmek istemiyorsan, sus artık. İyi niyetimi kötüye kullanma. Çünkü mutlaka seni büyülemem gerek," dedi. Bu sözler üzerine beni kaldırdı. Üzerimizdeki kubbeyi ve tüm sarayı yıktı. Benimle birlikte göklerde uçtu. Öyle yükseldik ki yeryüzünü bir su çanağı şeklinde gördüm. Bundan sonra bir dağın tepesine indik ve beni oraya bıraktı. Eline bir parça toprak aldı. Üzerine "Ham, hum, ham" diye homurdanarak bir şeyler okudu. Sonra birkaç kelime telaffuz etti sonra bu toprağa bulunduğun halden çık, bir maymun ol diye haykırarak üzerime serpti. O anda hanımım bir maymun oldum. Hem de nasıl bir maymun. En az yüz yaşında ve oldukça çirkin. Kendimi bu halde görünce ilkin hiç hoşlanmadım ve sıçramaya başladım. Gerçekten maymun gibi sıçrıyordum. Sonra bunun bir şeye yaramayacağını düşünerek, kendi halimi ve geçmişimi düşünerek ağlamaya başladım. İfrit korkunç bir neşeyle gülüyordu, sonra da gözden kayboldu. Bunun üzerine Baht'ın haksızlıklarını düşünmeye koyuldum ve Baht'ına sahip olmanın insanın elinde olmadığını anladım. Bundan sonra dağın tepesinden ta dibine kadar yuvarlana yuvarlana indim. Ve geceleyin ağaçlar üzerinde uyuyarak yol almaya başladım. Bu yolculuk tuzlu denizin kıyılarına ulaşıncaya dek bir ay sürdü. Orada bir saat kadar eğleştim. Sonunda denizin ortasında uygun rüzgarla kıyıya yaklaşmakta olan bir gemi gördüm. Bunun üzerine bir kayanın arkasına saklanıp bekledim. Gemiden çıkan adamların oraya buraya gidip geldiğini gördükten sonra cesaretimi topladım ve gemiye sıçradım. Bunu gören adamlardan biri, bu kötü görünüşlü yaratığı kovun buradan diye haykırdı. Bir diğeri, yo, onu öldürün, diye bağırdı. Bir üçüncüsü, evet. Şu kılıçla onu öldürelim, diye bağırdı. Bunu duyunca ağlamaya başladım ve pençemle kılıcın ucunu tuttum, gözyaşlarına akıp duruyordu. Bunu gören kaptan bana acıdı ve onlara, ey tacirler, bu maymun bana yalvarıyor, yalvarışını duyuyorum, korumam altına alıyorum onu.'' Kimse ona dokunmasın, kovmasın ve de tedirgin etmesin, dedi. Sonra bana seslenerek tatlı ve güzel sözler söylemeye başladı ve ben onun tüm sözlerini anlıyordum. Böylece beni hizmetçi olarak yanına aldı. Ben onun her türlü işini görüyor ve gemide hizmetinde bulunuyordum. 50 gün boyunca rüzgar uygun esti. Sonunda içinde oturanların sayışım ancak Tanrı'nın bilebileceği büyük bir kente ulaştık. Oraya ulaştığımızda, kentin hükümdarı tarafından bize yollanan köleleri gördük. Bunlar yaklaşarak tacirlere, hoş geldiniz, dediler. Hükümdarımız sizin teşrifinizle memnunluklarını bildirdi ve şu parşemen tomarım size vermekle bizi görevlendirdi ve de, her birinizin hüsnü hatla birer satır yazı yazmanızı diledi, dediler. Bunun üzerine ben, her zamanki maymun kılığım altında, Kalktım ve ellerinden şiddetle parşemeni kaptım ve onlardan biraz uzağa doğru sıçrayarak uzaklaştım. Bunu görünce parşemeni yutacağımdan ya da suya atacağımdan korktular. Bunun üzerine işaretle onlara yazı yazmayı bildiğimi ve yazmak istediğimi anlattım. Kaptan onlara, bırakın yazsın. Çiziktirdiğini görürsek, yazmasını engelleriz ama gerçekte, hüsnü hat biliyorsa, onu oğlum olarak kabulleneceğim. Çünkü ömrümde bundan akıllı maymun görmedim, dedi. Bunun üzerine kalemi elime aldım. Hokkaya daldırarak iki yanının da iyice mürekkebe bulanmasını sağladım ve yazmaya başladım. Böylece içimden geldiği gibi dört kıta yazdım. Bunların her biri ayrı üsluplara göre, ayrı tarzlardaydı. İlk kıta Rika tarzına göre, ikincisi Reyhani, üçüncüsü Sülsi, dördüncüsü Demişik tarzlarındaydı az zaman cömert kimselerin hayırlı işlerini ve bağışlarını çoktan belirlemiştir. Ama seninkileri sayıp dökmekte asla taşan sağlayamamış. Umutsuzluğa düşmüştür. Tanrı'dan sonra, insanoğlu senden başkasına başvurma, çünkü sen tüm iyilikseverlerin babasısın. B. Sana onun kaleminden söz edeceğim, onun kalemi. Kalemlerin ilki ve kökenidir. Kudreti şaşırtıcıdır, ünlü bilginlerin birçokları onun sayesinde payidar olmuşlardır. Bu kalemden, onu tuttuğum parmak uçlarından başlayarak beş hitabet ve şiir dünyaya, ırma akar. Sana onun ölmezliğinden söz edeceğim, ölmeyen yazar yoktur elbet. Ama zaman onun ellerinden çıkan yazıyı ölümsüz, kılar. Bundan dolayı, kaleminin diriliş gününde seni gururlandıracak şeylerden başkasını yazmasına iyi in D. Eğer hokkayı açarsan, oraya kalemini, bağışçıya özgü satırlar, iyilikle dolu satırlar yazmaktan başka maksatla batırma. Ama onu bağış uğrunda kullanamayacaksan, hiç değilse güzellik uğrunda kullanmak için batır. Ve böylece en büyük yazarlar aracında sayılanlardan olursun yazma işini bitirince parşümen tomarını ona uzattım. Hepsi büyük bir hayranlık duydular, sonra her biri sırayla en güzel yazılarıyla birer satır yazdılar. Bundan sonra köleler, tomarı hükümdara götürmek üzere uzaklaştılar. Hükümdar tüm yazıları inceledikten sonra, dört ayrı tür ve üslupta yazılmış olan benimkinden başkasını beğenmemiş. Zaten ben bir şahın oğluyken, bu marifetimle bütün dünyada ün sağlamıştım. Bunun üzerine hükümdar, yöresinde bulunan tüm dostlarına ve kölelerine, hepiniz gidip bu güzel yazının sahibini görün. Ve de giyinsin diye bu hilatı kendisine verin. Ve onu benim katırlarımın en güzeline bindirerek çalgılı bir alayla buraya, yanıma getirin, demiş, bu sözleri duyunca hepsi gülmeye başlamışlar. Ve hükümdar, bunu fark edince, çok kızmış ve nasıl? Size bir emir veriyorum ve siz bana gülüyorsunuz ha, diyerek haykırmış, ona, ey çağımızın hükümdarı, sizin sözlerinize gülmek ne haddimize. Ancak size, bunca güzel yazıyı yazanın bir Moğlu olmadığını, gemi kaptanının maymunu olduğunu söylemek zorundayım, diye yanıt vermişler. Bunun işiten hükümdar son derece şaşırmış, sonra neşeli kahkahalar koparak, bu maymunu satın almak isterim, diye haykırmış. Sonra da tüm saray halkına gemiye gidip bu maymunu görmelerini, yanlarına da katırı ve hilatı almalarını emretmiş, ve onlara, onun kesinlikle bu hilata bürünmesini ve katıra bindirilerek buraya getirilmesini istiyorum, demiş. Bunun üzerine hepsi gemiye geldiler ve beni kaptandan, baştan satmak istememesine karşın, çok yüksek bir fiyatla satın aldılar, sonra, ben, kaptana işaretle ondan ayrıldığımdan dolayı çok üzgün olduğumu anlattım. Sonra da beni alıp götürdüler, hilatla donatarak ve katıra bindirerek. O kentin uyumlu çalgılarının sesine uyarak yola koyulduk tüm kentte oturanlar ve tüm orada yaşayan insan varlıkları, şaşkınlık içinde, bu görülmedik manzarayı büyük bir merakla izliyorlardı. Beni hükümdarın huzuruna götürdüklerinde, onu görünce, ayaklarının ucundaki toprağı üç kez öptüm, sonra da hareketsiz kaldım. Kral beni oturmaya davet etti, bense dizüstü kaldım. Bunun üzerine orada bulunan herkes, benim yüksek terbiyeme ve davranışımın kibarlığına hayran oldu. en büyük hayranlığı da hükümdar duydu. Ben böyle dizüstü durur durmaz, hükümdar, orada bulunanların hepsinin ayrılmalarını buyurdu ve herkes çekip gitti. Sarayda hükümdar, baş hareması, bir gözde köle ve benden başka kimse kalmadı, hanımım. Bunun üzerine hükümdar, yiyecek bir şeyler getirilmesini emretti. Bir sofra yaydılar ve üzerine canın çekebileceği, gözün zevkine varacağı her şeyle donattılar, ve hükümdar bana bunlardan yememi işaretle anlattı. Bunun üzerine ayağa kalktım ve ayaklarının ucundaki toprağı yedi kez öptüm ve büyük bir nezaketle sofraya oturarak ve de geçmiş eğitimimi hatırdan çıkarmayarak yemeye başladım. Sofrayı kaldırdıklarında ben de ayağa kalktım, gidip ellerimi yıkadım, sonra da mürekkep hokkasını, kalemi ve bir parşömen parçasını alarak Arap mutfağının yüceliğine öven şu dizeleri yazdım. Ey tatlılar, parmakla sarılmış ince, lezzetli, hoş tatlılar. Sizler tiryakisiniz, panzehirisiniz tüm zehirlerin. Siz olmasanız tatlılar, asla hiçbir şeyi sevemezdim. Sizler benim tek ümidim, tüm ihtirasımsınız. Serilmiş bir sofranın ortasındaki büyük bir tepside, yağ ve bal içinde yüzen nefis kokulu bir künefeyi gören yüreğim nasıl titrer. Ey künefe! Sevindirici, iştah verici bir saç demeti halinde inceltilmiş künefe. Arzum, sana duyduğum arzumun haykırışı, ey künefe, noycedir. Seni soframda görmeden bir gün geçeceğine, ey künefe, ya künefe. Ölümü göze alsam yeridir. Hele şurubun. Tapılası, nefis şurubun. Onu yiyip, onu içip gece gündüz, öteki dünyada da aynı zevki alırdım. Bunu izleyerek, kalemi ve yaprağı yerine koydum ve ellerimi yıkayarak uzak bir yerde saygıyla oturdum. O zaman hükümdar yazdıklarıma baktı ve okudu. Okuduklarına son derece hayranlık duydu. Ve bir maymunun böylesine belagat sahibi olması ve bu kadar güzel yazı yazması mümkün müdür? Ya Rabbi! Bu harikaların da ötesinde bir harika diye haykırdı. Bu sırada hükümdarın önüne bir satranç tahtası getirildi. Hükümdar işaretle bana oynamasını bilir misin diye sordu. Ben de başımı sallayarak, evet, bilirim, işareti verdim. Bunun üzerine satranç tahtasının başına geçerek oyunu düzenledim ve hükümdarla oynadım. Onu iki kez yendim. Hükümdar buna ne diyeceğini bilemiyor, zihni karma karışık düşünüyordu. Sonra bu biri demoğlu olsaydı, bilgiden yana tüm yaşayanlarını geçerdi, dedi. Bunun üzerine hükümdar, harem ağasına, kızım olan genç hanımının yanma git, ve ona, ey hanımım, çabucak hükümdarın yanına gel, de. Zira kızımın bu olup biteni izlemesini ve bu harika maymunu görmesini istiyorum, dedi. Bunun üzerine hareması gitti ve biraz sonra hükümdarın kızı olan genç hanımı ile birlikte geri döndü. Kız beni görür görmez, örtüsünün ucuyla yüzünü kapatarak, babacığım, nasıl oluyor da, burada yabancı erkekler varken, beni huzurunuza çağırıyorsunuz, diye sordu. Hükümdar ona, kızım, burada, benden, gördüğün şu genç köleden ve seni çağıran haremasından, bir de şu maymundan başka kimse yok ki. Öyleyse kimden yüzünü gizliyorsun, diye sordu. Bunun üzerine genç kız, bil ki, babacığım, bu maymun bir şahın oğludur. Babası Aymarus adlı bir şahtır. Uzaktaki bir kara ülkesinin sahibidir, bu şah bu maymun onun oğlunun büyülenmiş halidir. İblis'in soyundan gelme ifrit Cerceris, Abanoz adalarının şahı Aknamus'un kızı olan kendi eşini öldürdükten sonra onu bu hale sokmuş. Senin gerçek bir maymun sandığın bu yaratık aslında bir erkektir. Hem de bilgili, iyi eğitilmiş ve çok akıllı bir erkek," dedi. Bu sözleri duyunca hükümdar çok şaşırdı ve bana, "Kızının söyledikleri doğru mu?" diye sordu. Bunun üzerine başımla, "Evet," Doğrudur, işareti verdim ve ağlamaya başladım. Bunun üzerine hükümdar kızma, fakat sen onun büyülendiğini nasıl anladın?" diye sordu. Kız, "Babacığım, ben küçükken annemin hizmetinde bulunan yaşlı hanım birçok hileler bilen ve büyü konusunda çok bilgili biriydi. Bana büyücülüğü o öğretti. O zamandan bu yana bu konuda daha da derinleştim." Kendimi yetiştirdim ve hemen hemen 170 türlü büyü öğrendim. Bu büyülerin en önemlilerinden biri olarak bende senin sarayını bütün taşlarıyla ve kentle birlikte olduğu gibi Dağı'nın ardına taşıma ve de bu ülkeye ayna gibi bir deniz, içinde yaşayanları da balık haline sokma kabiliyeti de var," dedi. Bunu duyan babası, "Öyleyse kızım, Allah'ın inayetiyle bu genç adamı kurtar da ben onu vezirim yapayım." Sen böylesine yeteneklere sahip olasında ben bilmeyeyim ha. Kurtar onu kızım, kurtar da vezir yapayım. Herhalde kibar ve zeki bir genç olmalı bu dedi. Ve genç kız tüm dost ve cömert yüreğimle ve gerekli saygıyla diye yanıt verdi. Öyküsünün tam burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş.